hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, bizler Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak Millet İttifakı ve Gönül Birlikteliği neticesinde yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra Sayın Belediye Başkan Adayımız Serpil Saracoğlu ile Amasya'da Amasya'mızın geleceği ve bundan sonraki süreçte projelerimizi ve sosyal belediyeciliği yerinde göstererek yönetmek için talibiz Amasya'mızı, şehrimizi. Bu bağlamda bizleri yalnız bırakmayarak Sayın Genel Başkan Yardımcım Oğuz Kağan Savcı Amasya'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Programımız bugün burada başlayacak. Merzifon ilçemizde ve Gümüşhacıköy ilçemizde devam ettikten sonra Genel Başkan Yardımcımızı Zonguldak'a misafir ederek göndereceğiz. Geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanım. Halkı rahatlatıp halk için, huzur için önceliğimiz olacak. Gerek üretici ve güçleri destekleyeceğiz. Halkı insan odaklı sosyal belediyecilik. Çok hızlı geçiyorsun. Evet. Evet. Ben buradayım. Sağlıklı yaşam merkezlerimiz. Efendim, biz projelerimizi hazırladık ama benim projem her insanı mutlu etmek. Atıyorum, bunlar zaten belediyemizin yapması gereken şeyler. Anıt meydanındaki hamalımdan, boyacımdan, onların mutlu olması için onlara kulübelerini ayarlamaktan, ta ki köprülerimize varana kadar hizmet ederiz. Fazla şey yapmayın, vaktinizi almayın. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi toplam 51 ilde, bazıları büyükşehir olmak üzere 51 ilde işbirliği yaptık. Bu işbirliğinde bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri İYİ Partili aday arkadaşlarımızı destekliyorlar. Bazı yerlerde de İYİ Parti teşkilatları Cumhuriyet Halk Partili aday arkadaşlarımızı destekliyorlar. Yola çıkarken amacımız şuydu. Türkiye'de yerel seçim süreciyle beraber insanların nefes alabileceği, demokrasinin yeşerebileceği, demokrasi paydasında bir araya gelen kesimlerin rahatlıkla oy verebileceği bir süreç oluşturmaktı. Bunu oluşturabilmiş olduğumuzu görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Birçok, bu seçim sonucunda göreceksiniz, birçok ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oyla İYİ Parti'nin almış olduğu oyu, 24 Haziran'da almış olduğu oyu, toplamından daha yüksek oy aldığımızı göreceksiniz ki bu yapmış olduğumuz işbirliğinin tabanda, sahada, sokakta ve kendi örgütlerimiz çerçevesinde bir sinerji yarattığını ortaya koyacak. Benzer bir durumu İYİ Parti ile, benzer bir durumu Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'de yaptı biliyorsunuz. Onlar da geniş bir işbirliği çerçevesi oluşturdular. Orada da iki partinin oy toplamından daha az oy aldığını göreceksiniz adaylar. Onun masa başı ittifakı olduğunu ve sahada yeterli karşılığı da bulamadığını göreceksiniz. Bizim buradaki hedefimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili adaylarında, İYİ Partili adaylarında kendi bulundukları illerde başarılı sonuçlar almaları ve iyi bir belediyecilik anlayışıyla Türkiye'yi tanıştırmaları, Türkiye'de iyi bir belediyecilik uygulamasını başlatabilmeleri. İktidarın yaratmış olduğu bir ekonomik kriz var. Bunu yazabilir misiniz bilmiyorum. Ulusal medyada ne zaman kriz desek konuyu değiştiriyorlar. Ama Türkiye'nin her yerinde bir ekonomik kriz yaşanıyor. İşte bugün işsizlik rakamları açıklandı. Durum facia. Ondan önce açıklanan rakamlarda da durum facia. Yani Türkiye'de son çeyrekte, dördüncü çeyrekte sanayi üretimi düştü. Türkiye küçüldü. Bu iktidar 2002 yılında bir ekonomik kriz üzerine geldi. Ve şunu söyledi. Biz Türkiye'yi krizden çıkaracağız dedi. Bugün 2019'da 17 yıl Türkiye'yi yönettikten sonra Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta 2002'de Türkiye'yi almış oldukları durumdan daha kötü arkadaşlar. Şimdi eğer bir noktadan alıp daha kötü bir noktaya getiriyorsanız vatandaşımız bunun yaşattığı sıkıntıları görüp oyunu ona göre kullanacaktır. Biliyorsunuz Türkiye model ülke oluyordu. Dünya liderleri Türkiye'yi gıpta ediyordu. Biz çok güçlü bir ülkeydik. Orta Doğu'daki ve başka yerlerdeki ülkeler bizi takip etmek için özel bir çaba gösteriyorlardı. Uzay çağına geçiyorduk. Uzay ajansları kuruluyordu. Biz kendi uçağımızı yapıyorduk. Bu 17 yıllık hikayenin sonucunda gelmiş olduğumuz yer 3 kilo domatesi alamadığımız, onu da kuyruğa girerek almaya çalıştığımız bir Türkiye.
biliyorsunuz Tanzim satış mağazalarında 2 kilo domates alabiliyorsunuz, 2 kilo patlıcan alabiliyorsunuz, her şeyi 2 kilo alabiliyorsunuz. Bir patates krizine girdik, soğan krizine girdik. Yani Türkiye bir tarım ülkesi olarak biz okullarda okurken bize öğretilen şeylerden birisi şuydu. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisidir diye okutulurdu. Bu da gururla okutulurdu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada biz patatesi ithal etmek için kararname çıkarıyoruz. Mısır'dan soğan getiriyoruz. Ve mutfağımızın en temel ihtiyaçlarını almak için, ucuza almak için insanlarımız kuyruğa giriyor. Şimdi dolayısıyla bir tarafta hayaller var. İşte uzaya gidiyoruz, kendi uçağımızı yapıyoruz. Öbür tarafta kuyruklar var ve gerçekler var. Bu gerçekler çerçevesi içinde biz bir yerel seçime giriyoruz. Her ne kadar basında yeterince sözümüzü söyleme imkanımız olmasa da, her ne kadar mali imkanlar konusunda sıkıntılar olsa da muhalefet partilerinin, ben vatandaşımızın içinde yaşamış olduğumuz durumda gerekli sağduyuyu göstererek oyunu kullanacağı kanaat edeyim. Ben burada bırakayım isterseniz. Sorularınız varsa olalım. Recep Tayyip Erdoğan, dörtlü çeteden bahsetti İstanbul'da. Bu dörtlü çetenin malum olduğunu biliyorsunuz. Dört partiden bahsediyor. Seçimlerden sonra ayrımcılıkla suçlanan, terörü desteklemekle suçlanan bu siyasi yapılar acaba bir operasyonla karşılaşacak mı? Böyle bir beklentiniz var mı? Şimdi arkadaşlar, 2014 seçimlerine giderken, pardon, 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Ekmelettin İhsanoğlu'nu beraber aday göstermişti. Gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı o dönem ortak aday, hatta çatı aday olarak adlandırılmıştı. Bu konuda neler söylemişti? Şöyle bir bakma fırsatı buldum. Şer ittifakı demiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne ikisini beraber aday göstermesine şer ittifakı demiş. HDP ile ilgili benim söyleyeceğim çok bir şey yok. Bütün bu görüşme süreçlerini vesairesini kendisi daha çok daha detaylı bir şekilde biliyor. Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimi bir genel seçim ortamına sokma çabası var. Beka probleminin Amasya'da artan elektrik fiyatıyla zorlanan vatandaşımızın hane halkı ekonomisiyle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Biz şimdi Amasya'da belediye başkanı seçeceğiz. Mevcut belediye başkanı arkadaşımız seçimden sonra görevi Serpil Hanım'a devredecek. Serpil Hanım belediye başkanı oldu diye Türkiye'nin başına ne tür bir felaket gelmesini bekliyorsunuz? Daha ötesini sorayım. Şu anda İstanbul belediye başkanı kim arkadaşlar? Aranızda bilen var mı sayın basın mensupları? Efendim? Mevlüt Uysal. Evet. Evet. Mevlüt Uysal'ı kimse tanımıyor arkadaşlar. İstanbul'da da tanımıyor. Kadir Topbaş görevden alındı. Bir büyükşehir belediye başkanı görevden alındı diye kıyamet kopmadı. İş yasal mıydı, değil miydi, doğru bir iş mi yapıldı, metal yorgunluğunun altında ne vardı ayrı hikaye. Onu kenara bırakıyorum. Şu anda Türkiye'nin tanımadığı, bilmediği, İstanbullunun dahi tanımadığı bir belediye başkanı var. Kıyamet kopmuyor. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta İstanbul'a belediye başkanı olacak ve Türkiye beka problemi yaşayacak. Bunu başkasına anlatsınlar. Evet.